Bir şeyin senin cebinde olması senin yapmaz onu. Bir şeyin senin cebinde olması senin yapmaz onu. Arkadaşlar, çok büyük bir kaidedir. kaididir. Bakın bu dindar insanlarda da var. Bu dindar insanlarda da var. Ve la te'kulu emvalekum beynekum bil bağdili ve la tekulû yemeyin mallarınızı beynekum aranızda bil batıl batılla yemeyin herkes birbirinin malını yer. Böyle bir şey aksis söz konusu değil. Ben sabah ekmek yediysem abi ben benim bakkalım yok, benim fırınım yok. Fırında işte e, hamuru ben pişirmedim. Hamuru ben karmadım. Buğdayı ben e, değirmende çekmedim. Tarladan buğdayı ben haset etmedim. Tarlayı ben ekmedim. Ben bir şey yapmadım. Ben sadece gittim bakkalın ekmeğini aldım. Ben bakkalın ekmeğini yedim. Ama şu var ki bir bedel ödedim. Hak bir şekilde bakkalın ekmeğini yedim. Benim yediğim ekmek bakkalın ekmeğiydi. Ekmeği ben 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 imal etmedim ekmeği ben yapmadım. Domatesi ben yapmadım, peyniri ben yapmadım, zeytini ben yapmadım. Çiftçinin domatesini yedim. Efendim mandıracının peynirini yedim ben mesela. E ne olacak şimdi? E başkasının malını yedim. وَلَا تَأْكُلُوا اَنْوَالَكُمْ kum. Birbirinizin mallarınızı, mallarını aranızda yemeyin. Bil batılı, batılla yemeyin. Yani hakla yiyebilirsin. Herkes birbirinin malını yer. Önemli olan hakla yemiş olmak hak bir şekilde hukukuyla o malı yemiş olmak. Herkes birbirinin malını yer. Herkes birbirinin malını yer. Bunun çaresi yok. Dünyanın düzeni böyle. Önemli olan burada birbirinin malını hak şekilde yemek. Parasını vermediğin şey senin değildir. Önünde duruyor, cebinde duruyor. Senin değildir. Senin olduğuna dair, kullanmana izin verildiğine delil olana dair, delil oluncaya kadar kullanmana senin onu kullanmana izin verildiğine delil oluncaya kadar sen onu kullanamazsın. E elim uzanıyor. Gittin oradan açtın çeşmeyi ki ne, ne, dingonun ağrı burası ne oluyor yani? E çeşme orada açarım. O çeşme senin mi? Değil. Çeşmeni açma, çeşmeyi açmaya oradan su almaya müsaade edildim. Ya alsan ne olacak? Seni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmez. Senin mi çeşme? Değil. Su senin mi? Değil açmana, suyu akıtmana müsaade edildi mi? Öyle bir izin var mı? Bilmiyorum öyle bir şey. O zaman açamazsın kardeşim. Açamaz. Ya kimse görmeyecek. Zaten alsam da bu zararı, seni ilgilendirmez zararı olacak olmayacak. Ya adamda zaten bin tane var. Bir tanesini alsam ne olur? Orası seni ilgilendirmez. Parasını vermediğin şey senin değildir. Kaide bir. Parasını vermediğin şey senin değildir. Küçük büyük. Seni ilgilendirmez. Vatandaşta çok var. Sana ne ya? Allah Allah ya. Sana ne? Parasını vermediğin şey senin değildir. Madde bir. Madde iki. Kullanmana izin verildiğini bilmiyorsan kullanamazsın kardeşim onu. Şimdi abi herkes önüne gelen. El uzanıyor ya. Tamam el uzanıyorsa onundur. El uzanıyorsa onundur. Arkadaşlar bu dinler insanlarda da var. Buna çok dikkat edelim. Çoluğumuzu çocuğumuzu da böyle yetiştirmeye çalışalım. Parasını, bir daha söylüyorum. Parasını vermediğin şey senin değildir. Bir. İki. Kullanmana izin verildiğini bilmiyorsan, kullanmana izin verildiğine dair ortada bir delil yoksa sen onu kullanamazsın kardeşim. Kullanmana izin verildiğini de... Bak ikisi farklı şeyler ama bak iki tane ayrı madde söyledim. Parasını vermediğin şey senin değildir. Bir şeyi kullanmak başka senin olması başkadır. Bir şey, birine temlik diyoruz, birine ibaha diyoruz. Bir şeyi kullanabilmek başkadır, senin olması başkadır. Misal olarak söyleyelim. Halka ait bir arazi. Orada bir tane elma ağacı var. Oradan bir tane elma salkıyor, sarkıyor. O toprak kimin toprağı? Halkın toprağı. Tamam, vatandaşın toprağı. O ağaç kimin ağacı? Vatandaşın ağacı. O elma kimin ağacı? Vatandaşın elması. E sen de vatandaşsın kardeşim. Geçerken oradan bir tane elma alsan yesen caiz midir? Caizdir. Ama cebine koyup evine götüremezsin. Ama cebine koyup evine götüremezsin. Dur ben şuradaki elmaları toplayayım pazarda satarım diyemezsin. Vatandaşsın alırsın bir tane yersin. Tamam kardeşim yersin. İki tane de yersin. Kabul. Oturursun yersin. Ama cebine koyup götüremezsin. Niye? Bütün vatandaşlarım olur. Senin şahsi malın değil ki o. Tamam Hocam parasını versem olur mu? Kimin? ne yapıyor yani? Bir şey Var da öyle. Camide bir tespih görüyor. Hoşuna gidiyor mesela. Alıyor cebine koyuyor. Niye? Nasıl sen alıp cebine koyuyorsun? E parasını versem. Allah Allah ya benim mı? benden izinsiz parasını. Yani neye benziyor? Benim cebimden, cebimde kalem var. Çaktırmadan cebimden kalemi aldın. Cebime kalem kaç para? 5 lira. Cebime 5 lira koydun. Ben sana kalemi satmıyorum ki kardeşim ya. Kalemi sattığımı kim söyledi sana ya? Kim söyledi kalemi sana sattığımı? Arkadaşlar çok titiz mevzulardır bunlar. Buraya da dikkat edelim.